Herkese yeni bir rehber videosundan merhaba arkadaşlar. Yorumda bir arkadaşımız bahsetmişti bu Junimo'larla ilgili. Doğru düzgün bir rehber bulamadım. Onunla ilgili içerik çeker misin diye. Ben de onunla ilgili bir içerik çekmek istedim. Şöyle hemen çıkalım. Junimo'lar gördüğünüz gibi şu şekilde Junimo kulübelerinde yaşıyor ve içinden çıkan bu Junimo'larımız gördüğünüz gibi buradaki ürünleri teker teker topluyorlar. Biraz tabi yavaş duruyor ama tabi gün içinde toplamaya devam ettikleri için akşam olmadan zaten buraları toparlamış oluyorlar. Normalde daha uzun alanı da bunlar topluyorlar. Ama ben birazcık kısa yaptım. Normalde 17'ye 17'lik bir alanı topluyor bunlar. Junimo'lar. Tabi ben birazcık daha küçültmüş halde yaptım. Ya da tam fıskiyelere denk gelsin diye. Normalde 17'ye 17'lik bir karelik alan yapıyorsunuz. Ortasına bunu koyuyorsunuz. Ve o sayede o alanın içindeki bütün ürünleri topluyorlar. Ürünler şu toplama şu şekilde. Yağmurlu havalarda ürünleri toplamıyorlar. Siz festivale gittiğinizde ürünleri toplamıyorlar. Akşam 7'den sonra eğer işte 7-10 geçe galiba sanırım. Festivale geçtiğinizde veya başka şeylere çıktığınızda, ilgilendiğinizde yine toplamayı kesiyorlar. Toplarken ürünlerin çıkma kalitesi aynı, size çıkma kalitesi de aynı. Yani elle toplasanız, Juma'da toplasa yine aynı kalitede ürünler çıkıyor. Çıkma şansları aynı, sizin şansınız etkileniyor. Ama şuradaki beceriler, çiftçilik becerileri bunlar yükselmez Junimo'lar toplarken. Junimo'lar toplarken hiçbir eksik kazanmadan toplamaya devam ederler. Zaten siz 10 level olduysanız sizin için bunun bir önemi olmayacaktır. Bu Junimo'yu yapmak için büyücüye gitmeniz gerekiyor. Onu da hemen şu şekilde bir göstereyim size. Nasıl yapıldığını, ne istediğini vesaire. Büyücünün evine geldiğinizde şurada şöyle bir kitap var. Burayı açarak buradan Junimo barakasını inşa ettirebiliyorsunuz. 2000 altın, 200 taş, 9 yıldız meyvesi ve 100 lif istiyor. Taşlı lifi çok kolay bulursunuz. Paranız da zaten vardır. Yıldız meyvesinde tohumlar çölde satılıyor. Onları oradan alıp ekip büyütüp burada kullanabilirsiniz yıldız meyvelerini. O şekilde. Aa, bu sizde bu açık değildir. Ben bunu açamadım. Neden diye sorarsanız, bu büyücünün görevleri var. O görevleri tamamlamanız gerekiyor. O görevler için de belli bir sıralama var. İlk önce eğer halk evi seçseniz halk evi, Joja'yı seçmişseniz Joja sizin için öncelikli olacak. Bunları bitirmeniz gerekiyor. Halk evini veya Joja'yı tamamlamanız lazım. Tamamladıktan sonra tren yoluna gittiğinizde size bir ekran gelecek. Bir sinema sahnesi, sinematik bir sahne gelecek. O sahneyi tamamladıktan sonra size büyücü bir görev verecek. Hatta o bölgeye şöyle bir gidip o bölgede size gösterelim. Evet. Halk evini veya Jojo'yu tamamladıktan sonra bu bölgeye gelmeniz lazım. Bu bölgeye geldiğinizde bir sinematik girecek ve o sinematiğin sonunda şuradaki köşedeki mağara girişinde bir canlanma olacak. Şurada. Burada normalde taş var sizde eğer görev yapmadıysanız. Bu taş kalkacak. Ve buradan size görev açılacak. Bu görevi açmak için dediğim gibi halk evini veya Jojo'yu bitirmeniz gerekiyor. Açtıktan sonra o görev içerisinde bir cüce var. O cücenin görevini tamamlamanız gerekiyor. Ondan sonra oradaki cadının evine ulaşabiliyorsunuz. Cadının evine ulaştıktan sonra zaten orada bir mürekkep şişesi var ve o mürekkep şişesini alıp büyücüye vereceksiniz. Ve bu sayede de büyücü size kitaptan bahsedecek, büyülerden bahsedecek. O sayede o jünimalar açılmış olacak. Jünimalar gördüğünüz gibi gayet şirin şekilde pıt 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 etrafa dağılıp topluyorlar. Hatta bak biz konuşurken çoğu kısmını toplamışlar nereden baksanız. Bayağı bir 160-170'lik kısım toplanmış. Çok az bir kısım kalmış. Bu açıdan bu jinemalar bayağı avantajlı oluyor. En azından bunlar burada uğraşırken siz de kendi istediğinize bakabiliyorsunuz. Tarımla uğraşıyorsanız bu jinemalar gerçekten önemli. Hayvancılıkla uğraşıyorsanız bunlara gerek yok. Tabii hayvancılık için bir etkisi yok. Sadece tarım için geçerli bu. Onun haricinde jinemalarla ilgili söylenebilecek. Bunun içine mesela prizma parçası koyarsanız şöyle açabilirsiniz içini. İçinde benim ürünlerim var gördüğünüz gibi birikiyor topladıkça. Buraya prizma parçası koyduğunuzda bu geceleri renkli şekilde yanar bu kulübeler. Normalde gece karanlığında bu kulübeler ışık çıkartıyor. Ama içinde prizma parçası varken daha renkli yanıyorlar prizma parçasının etkisiyle. Şuradan açıp kapatabilirsiniz bunu. Yani ben toplamasın kardeşim ben kendi toplayacağım diyorsanız direkt içini açıp buraya tıklarsınız ve junumalar kulübeye dönerler. Toplamazlar, siz kendi toplarsınız.
Onun haricinde kulübenin önünde ben açık bakmak için bu şekilde bir düzenek hazırladım. Normalde önünde eğer hiçbir şey koymazsanız, böyle yol falan yapmazsanız, burada mesela diyelim ağaç oluştu, kütük oluştu veya taş oluştu. Bunlar kulübeden çıkamazlar. Ve o yüzden toplama da yapamazlar. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında Junimo kulübesi ile ilgili başka söyleyecek herhangi bir şey yok. Yine aklınızda takılan bir şeyler varsa yorumlarda anlatabilirsiniz. Yani şu nasıl, bu nasıl vesaire. Yine aynı şekilde bu tarz rehberlerden merak ettiğiniz varsa, şunun rehberi yok bulamadım, bunu da bana gösterir misin dediniz. Rehberler, videolar varsa onlar hakkında da yine yorumlarda belirtirseniz veya Discord'a gelip Discord'dan yazarsanız en kısa sürede geri dönüş yaparım. Şimdi bu video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakalım. Bu rehber videosu olduğu için kısa bir video oldu. Ama normal serimiz devam edecek, Stardew Valley serisi. O seri videolarında tabii daha uzun şekilde ilerlemeler kaydedeceğiz. Görüşmek üzere. İyi oyunlar.